Selamünaleyküm kardeşlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konum İbn-i Teymiye'nin tefsirindeki bir takım anlatımlar. Bu anlatımların özellikle bazılarını seçtim ve sizinle paylaşacağım. Bir cildinden bu verileri sizinle paylaşacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben daha önce Sünniydim arkadaşlar, ama Sünniliğin ne demek olduğunu bilmeyen, geleneksel bir şekilde yaşayan bir Müslümandım. Daha sonra Sünniliği aslında bilmediğimi fark ettim. Birileri beni uyardı. Ben de Sünniliği öğrenmeye karar verdim. Tabii Sünniliği öğrenirken de Sünniliğin aslında yani insan aklına hitap etmeyen bir şey olduğunu anladım. Bu pek geç olmadı. Kitapları okuduğumda orada öyle şeyler gördüm ki şaşırdım. Bazen şok oldum. Ama yine de inanmayı tercih ettim. Ta ki Kur'an'ı okuyup baştan sona anlamaya çalışana kadar. Kur'an'ı okuduğumda aslında o kitapların Kur'an'a tezat bir anlayışa sahip olduğunu, insanı yönlendirdiğini fark ettim. Kur'an'ı okuyuncaya kadar. Burası çok önemli arkadaşlar. Şimdi Sünniliğin içerisindeki birçok şey birçok insan bilmiyor. Dolayısıyla bu videoları yapıyoruz ki insanlar Sünniliğin ne demek olduğunu öğrensin ve Kur'an İslam'ının saf İslam inancının Kur'an'da olduğunu fark etsin ve Kur'an'ın hakkını vererek okusun diye bunları yapıyoruz. Kimseye bizi körü körüne takip edin, bizim söylediklerimizin hepsi tamamen doğrudur demiyoruz. Biz Kur'an'ı okuyun, inandığınız kitaba göre yaşayın diyoruz. Burası önemli arkadaşlar. İbn-i Teymiye ve birçok insan geçmişten gelen bilgileri daha önceki alimlerden öğrendiler. Okudular ve algıları bu bilgilerle şekillendi. Bilgilerle şekillenen algılarıyla Kur'an'ı okuduklarında zaten şekillenmiş bir algıları bu insanların vardı. Dolayısıyla o toplumda bir fikir özgürlüğünün çok yaygın olmadığını düşünün. Zaten Kur'an'ın nüshası toplumda çok yaygın değil. Yani çok pahalıydı eskiden, böyle bizimki gibi matbu basılmıyordu. Dolayısıyla insanların evinde Kur'an yoktu. Birçok insan Arapça bilmiyordu. Dolayısıyla vaizlere muhtaçtı. O insanlar da bunlara ne anlatırsa onları alıp dinliyorlardı. Düşünme, sorgulama zaten toplumda pek gelişmemişti. Ama günümüzde böyle değil. İşte tam burada bir şeyler değişmeye başladı. Çünkü internetle birlikte bizim gibi insanların sözleri daha çok insanlar tarafından duyulur, bilinir hale geldi. Bu da insanların sorgulamasına yol açtı, şu an olduğu gibi. İşte geçmişte maalesef böyle bir imkan yoktu arkadaşlar. Yani Kur'an neden geçmişte anlaşılmadı? Yanlış anlaşıldı. Zaten doğru anlaşılmasının mümkün olacağı bir ortam yoktu arkadaşlar. Şimdi aktaracağım veriler önemli. Çünkü İbn-i Teymiye gibi bana göre yani tefsir tarihindeki en önemli tefsircilerden bir tanesidir. Zekidir, sorgulayıcıdır ama buna rağmen bu verileri doğru kabul edip kitaplarına alıntılanmıştır. Şimdi bakın burada ne var? Ahzab suresinin tefsirinde bunları yazmış. Buna delil de Müslüm'ün sahihinde naklettiği şu rivayettir. Zübeyr'den, Affan'dan, Hammad'dan, Sabit'ten, Enes'ten rivayet ettiğine göre bir adam peygamber Ümmü Beled zina etmekle itham ediyordu. Bunun üzerine Resulullah Ali'ye git onun boynunu vur buyurdu. Adamın yanına gitti. Onun bir su birikintisinde serinlemekte olduğunu gördü. Ona haydi çık deyip ona elini uzatıp onu çıkardı. Adamın erkeklik organının olmadığını gördü. Ali adamı onu öldürmedi. Sonra peygambere gelerek ey Allah'ın Resulü bu adamın erkeklik organı yok demişti. Burada dikkat çekmek istediğim şey şu. Düşünün, peygamber kolayca bir insana diyor gidin bunu öldürün diyor. Peki burada peygamberimiz katil olmayacak mı? O adamın erkeklik organı yok. Bunda nasıl oluyorsa onu da anlamıyorum tabii ki. Erkeklik organı yok. Peygamber buna nasıl şahit olmuş? Şahitler nerede? Hiçbir şey yok. Git onu öldür. O da gidiyor en sorgulamadan o adamı öldürmeye. Hop, cinsel organı. Ya cinsel organı olsaydı adam boş yere ölmüş olacaktı. Şimdi böyle bir düştü. Yani Texas gibi bir yer gibi düşünün. Az sonra bazı verileri yine paylaşacağım sizinle. Bakalım. Bu evlere şenlik bu. Şu anki nakledeceğim. Tüysüz delikanlı meselesi. Ehl-i Sünnet'in fıkıh kitaplarında yer tutar. Bakalım Süfyan-ı Servi. O dönemin en büyük alimlerinden bir tanesidir. Günümüzde ismi pek dinilmese de o dönemin en itibar edilen kişilerinden biriydi. Tüysüz bir kimsenin kendisiyle oturup kalkmasına izin vermezdi. Eğer tüyünüz yoksa tehlikelisiniz. Niye? Niye? Niye böyle yapıyorsun?
Sorgulama yok. Tüysüz delikanlının yanında oturmasında ne sakınca var? Dedikodu çıkar. Toplumun algısına bakın arkadaşlar. Burası çok önemli. Yani tüysüz birisi yanınızda yürüdüğü zaman dedikodu... Nasıl bir toplum bu? Bu toplumun anlattığı ve ilettiği o dedikodular dediğimiz hadislere nasıl güveniyorsunuz? Dikkat edin. Şimdi Enes bin Malik'in oğlu tüysüz kimselerin hadis dinlemek için meclisine girmelerine engel olurdu. Ne olurmuş? Tüysüz, sen tehlikelisin, girme buraya, git çık git buradan. Fitne olabilir. Böyle bir toplumun size aktardığı hadisleri din ediniyorsunuz ey Sünniler. Tüysüz sen tehlikelisin, git meclisimizden, dinleme. Sonra Hişam bir hile yaparak, hilekar insanlar da araya karışıyor ara sıra, normal insanlar arasında saklanarak gelirdi. Adam kılık değiştiriyormuş. O sırada kendisi tüysüzdü, tehlikeli. Böylelikle 16 hadis dinledi. Hadislerin her biri ne kadar anlatılmışsa. Malik bu durumu haber verince ona 16 kırbaç, her bir hadise bir kırbaç. O da demiş ki keşke 100 hadis dinleseydim, 100 kırbaç vurulsaydı bana. Yani adam ilginç birisiymiş. Şimdi devam edelim bu tüysüz meselesine. Cüneyt bin Muhammed dedi ki, beraberinde yüzü güzel, tüyü bitmemiş bir çocuk bulunan bir adam Ahmet bin Hanbel'in yanına geldi. Bu da mezhep imamlarından bir tanesi. Hanbeli mezhebinin kurucusu. Ona bu yanındaki genç kimdir dedi. Adam oğlumdur dedi. Hastalığa bakınız. Ahmet bin Hanbel bir daha onu beraberinde getirme dedi. Niye? Bu hususta arkadaşlarından biri onu kınayınca Ahmet biz üstadlarımızı bu halde gördük. Ve geçmişlerinden de onlar bize böyle yaptıklarını haber verdiler diye cevap verdi. Demek ki onların üstatları da böyle niyeti bozukmuş. Açıkçası bunu böyle demek zorundayım. Tüysüz bir delikanlı yanında getir. Oğlun mu? Yine tehlikeli getirme. Ne demek bu ya? Bu nasıl bir zihniyettir? Bu nasıl bir ahlaktır? Bu nasıl bir zekadır? Bunu artık sizin takdirlerinize bırakıyorum. Hasan bin Er-Razi beraberinde güzel yüzlü bir çocuk bulunduğu halde Ahmet'in yanına geldi. Bir süre onunla konuştu. Kalkıp gitmek isteyince Ahmet onu, "Ey Abu Ali, yolda bu çocuğu birlikte yürüme," dedi. Tehlikeli çünkü. Ona, "Ey Abdullah, bu benim kız kardeşimin oğludur," deyince, "Öyle dahi olsa insanlar senin hakkında suizanda bulunmak suretiyle günah düşmesinler," diye cevap verdi. Bakın bu da kız kardeşinin çocuğunun yanında insanlar senin hakkında ne demek ya? Bu nasıl hastalıklı bir bakış açısı? Benim yanımda tüysüz bir çocuk var. İnsanlar yanlış düşünecek. O toplumun zihniyetini anlamanız için de bu güzel bir veri. Bunların din anlayışı ne kadar sağlıklı olabilir? Ey Sünni kardeşlerim, düşünün. Bu adamların din algısı ne kadar kaliteli olabilir? Bu adamların Kur'an algılayışı ne kadar sağlıklı olabilir? İbnül Cezvi kendi isnadıyla Said bin el-Müseyyep'ten şöyle dediğini rivayet etmektedir. Sizler bir adamın tuysuz çocuğa ısrarla baktığını görecek olursanız onu itham edebilirsiniz. Neyle itham edecek? Bu da belirsiz. Şimdi bu adamlar bakın bir tane değil, birkaç tane kişiden ayrı ayrı verileri sıralamış buraya İbni Teymiye. Bakın bu hastalıklı bakış açısı sadece bir kişi değil, birçok kişide. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet'in dine bakış açısı, topluma bakış açısı, kişilere bakış açısını bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu adamların dini algısının bozuk olması, sağlıklı olamaması gayet normal. Çünkü kendilerine öğretileni sorgulayacak bir şeye, zihni duruma sahip değiller. Kendilerine öğretileni sorgulamamışlar. Onları direkt olarak, ön kabul olarak, doğru olarak kabul ettikleri için dini bu yolla da sağlıklı anlayamamışlar. Şimdi burada da bunu anlatmıştım. Zühri ile alakalı bir video yapmıştım. Onu seyredin lütfen. Zühri önemli bir hadisçidir. Ebu Said'den şöyle dediği rivayet edilmektedir. Nebi mal paylaşımında iken Abdullah bin Zülhüveysira Et-Temimi gelip adaletli ol ey Allah'ın Resulü dedi. Burada duralım. Ne demek bu? Peygamber'e diyor ki adaletli ol ey Allah'ın Resulü. Tamam. Peygamber de şöyle cevap verecek. Ben adaletliyim, ben adaletli olmayayım. Kim adaletli olsun? Bunda ne var?
Ama bu böyle değil. O yazıklar olsun sana. Eğer ben adaletli olmasam kim adaletli olabilir buyurdu. Bu da kabul edilebilir. Ömer bin Hattab bana izin verdi. Bunun boynunu vurayım dedi. Onun boynunu vurayım. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edin. Birisi peygambere geliyor. Adaletli ol diyor. Hop kellesini vuralım biz bunun. Teksas mı burası? Ne burası? Neresi burası? Müslümanlar böyle miydi? Hep birisi itiraz etsin, onu kellesini küt götür. Hadislerin arasında bu tür rivayetler oldukça fazla. Hep Ömer figürü, sinirli ya, öfkeli ya. Hemen çıkar, ben bunun boynunu vurayım falan. Yalanları hep Ömer'in üstüne atmışlardır bunlar. Bunlar Ömer'in de düşmanıdır, Allah Resulü'nün de düşmanıdır. Bu rivayetleri onlara iftira edenler onların düşmanlarıdır. Bunun üzere buradakini de okuyorum. Ömer bin Hattab boynunu vurmaya izin ver dedi. Yani ayrı ayrı rivayetleri veriyor burada. Cehennemi gördüm. Bir de baktım ki cehennemin çoğunluğu kadınlardır. Bu farklı farklı alanlarda seçtim bu anlatımları arkadaşlar. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Burada da kadınların bir aşağılanması söz konusu. Cehenneme gittim. Ne var? Orada kadınlar çoktu. Niye? Onlar şöyle yapıyor. Nankörlük yapıyorlar. Ya erkeklik her türlü erkekler her türlü haltı yerken, türlü zulümleri, türlü alçaklıkları, türlü zalimlikleri, türlü hainlikleri, her türlü pisliği yapıyor ama kadınların çoğu cehenneme gidiyor. Niye? Nankörler. Ya bunları yapmak çok daha az bir suç mu yani? Erkekler zina etsin, rüşvet alsın, namussuzluk yapsın, zulmetsin, assın, kessin, öldürsün. Hayır, kadınların çoğu cehennem. Şimdi bunları nakleden bir insanın sağlıklı bir bakış açısı oluşabilir mi? Bunu esas bunun üzerinde durmak istiyorum. Bu rivayetleri nakletmiş mi nakletmemiş önemli değil arkadaşlar. Bu rivayetlerle algıları şekillenen insanların dini anlamaları sağlıklı olmaları mümkün olabilir miydi? Bu soru üzerine sizi düşündürmek istiyorum. İşte benim temel durmak istediğim nokta burası. Çünkü geçmişte bir sürü tefsirci oldu, bir sürü hadisçi oldu, bir sürü alim oldu. Ama bu adamların algıları zaten kirletilmişti. Bu algıları bu şekilde kirletilmeseydi bu insanların elbette Kur'an'ı anlaması daha sağlıklı olabilirdi. Bu açıdan bakarsak bu bir sebep sonuç gibi düşünülebilir. Ayrıca şunu da söylemem lazım. Bizim gibi bakış açısı olan insanlar geçmişte oldu. Bununla alakalı bir videom var. Yani Kur'an'ın tarihsel izleri, tarihsel kökeni, tarihte bizim gibi olanlara dair bir iki videom oldu. Onları seyredebilirsiniz. O insanların kitapları yok edildi arkadaşlar. Günümüze ulaşmadı. Sünniler onların kitaplarını da yaktılar, yok ettiler. İzlerini sildiler. Çok ufak bir kırıntısı bizi sadece ulaştı. O da bazılarının kitaplarında olan alıntılarla onları öğreniyoruz. O düşünen saf, berrak kişilerin düşünce yapılarını öğreniyoruz. Burası da önemli. Buhari ve Müslim'in sahihlerinde Ebu Hureyre'den Peygamberimizin baş düşmanlarından biri rivayet ettiği hadise göre peygamber şöyle buyurmuştur. Sizden birisinin cariyesi zina ettiği takdirde ona had vursun. Bundan sonra zina ederse yine had vursun. Bundan sonra zina edecek olursa halat parçasına dahi olsa onu satsın. Şimdi bu insanların düşündürmek istiyorum. Yani bu insanlar sizce sağlıklı bir şekilde gerçekten bunu okuyan birisinin bakış açısı nasıl olabilir? Gittiler. Bir sürü ülkeyi işgal ettiler. Oradaki kadınları cariye olarak aldılar. Ve o kadınlara bunları da yaptılar. Ve onlara bir değer de vermediler. Veremezler dedi. Çünkü hadislerin arasında o kadar çirkin anlatımlar var ki. Bu insan olmak arkadaşlar şöyle bir şeydir. Ahlaklı olursunuz, erdemli olursunuz, yardımsever olursunuz, iyilik yaparsınız, güzellik yaparsınız, zulmetmezsiniz. Yani bu karakterler sizde toplandığında iyi bir insana dönüşürsünüz. Ama düşünsenize bu cariyedir. Buna her şeyi yap. Bu diyelim zapt edilecek bir ülkedir. Git orayı işgal et. Oradaki bütün insanlara zulmet. Mal mülk için ülke yağmala. Böyle olunca, hal böyle olunca tabii ki bu insanların sağlıklı bir şekilde Kur'an algıları şekillenmedi. Şekillenemedi daha doğrusu. Nebi benden öğrenin. Yüce Allah onlara yol göstermiş bulunuyor. Evli olmayan kız ile zina edecek 100 değnek ve 1 yıl sürgün. Evli olan erkek ile evli olan kadınla zina edecek olursa 100 değnek recm ile cezalandırılır. Aşağıda bu olayı biliyorum, bakmama gerek yok. Şimdi
Birisi peygamberin yanına geliyor, diyor ki işte birisi zina etti. Neydi? Oğlu zina etmiş, genç bekar. Ona sürgün cezası ve 100 değnek ceza veriyor. Ama kadın evli olduğu için onu da taşlatarak öldürüyor. Şimdi Kur'an'da bunun hükmü yok. Bu da çok önemli bir konu arkadaşlar. Rejim meselesi. Taşlayarak insanı vahşice katletmek. Dünyada böyle bir olay olduğunda, bunu gizlice yapıyorlar bazı ülkelerde, pek duyulmuyor. Zina eden kadın ve erkek eğer evliyse taşlayarak öldürüyorlar. Bu toplumlarda çok büyük bir infial uyandırıyor, tepki uyandırıyor. Hal böyle olunca ne oluyor? İnsanlar karşı çıkıyor. Ama buna Sünnisi de karşı çıkıyor, Şiisi de karşı çıkıyor, Alevisi de karşı çıkıyor, Selefisi de belki karşı çıkıyor, bilemiyorum. Burada şu var ki Sünniliğin temel kabul ettiği hükümlerden bir tanesi. Şiilerde de böyle. Niye karşı çıkıyorsunuz? Sizin inancınızda, mezheplerinizde bu var. Gösterdim az önce tefsirden. Yani mezheplerin temel öğretilerinin arasında, yani o hükümlerin arasında bunlar yer alıyor. Ama günümüzde bu çok irrite ettiği için, insanları tiksindirici bir şey uyandırdığı için ne bunu savunurlar, ne gündeme getirirler, ne de böyle o bir dini hüküm var diye insanları anlatırlar, gizlerler. İşte din adamlarının dinine, kendi dinlerine olan samimiyeti bu kadar arkadaşlar. Evet, İbn-i Teymiye'nin kitaplarından alıntılarım bu kadar. Tekrar altını çiziyorum. Bu kitaptaki verileri anlatmamın ana sebebi bu insanların algılarının o kitaptaki, daha önceki kitaplardaki verilerle şekillendiği için tefsir geleneğinde Kur'an'ı anlamaya çalışan bu insanların algılarının bozulmaya yol açtığını ve bundan dolayı da Kur'an'ı doğru bir şekilde insanlara anlatamadığını anlatmaya çalıştım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Selam ve saygılar. Hoşçakalınız.